Öfke vücudumuzda bazı stres hormonlarının salgılanmasına ve kan basıncımızın yükselmesine sebep olduğundan bunun sağlığımıza zararlı olduğunu söyleyenler var. Diğer yandan bazı sıkıntıları dışa vurduğumuz için aslında sağlığımıza iyi geldiğini ve bu nedenle onu faydalı olacak şekilde kullanabileceğimizi söyleyenler de var. Kabala'ya göre sağlıklı öfke nedir? Bu duygu ne zaman faydalıdır veya ne zaman zararlıdır? Sağlıklı öfke, içinde bulunduğum koşulu netleştirmek için kullanacağım bir duygu olursa sağlıklı. Ama dışarıya yaklaşımımda zarar vericiyse sağlıklı değil. Yani bak, öfkeyi ne zaman kullanabilirim maneviyatta? Öfke, içimde bulunduğum amacıma yönelik engel, olumsuzluk, uzaklık getirici koşullarda içimde ortaya çıkması lazım. Kaldı ki bu öfke, kişi bununla ilişkilendirirken öfkeyi kendi çabasıyla ilişkilendirmeli. Yani kendi çalışmasına atfettiği bir öfke olmalı. Başkasına da değil, yerden de değil, kendisiyle ilgili olması lazım. Ki o zaman kendisinin çalışmasına yönelik olumsuz yanlarını yakalayabilir ve o öfkeyle aşabilir. Çünkü insan nefret ettiği bir şeyden kurtulmak ister. Ve öfke nefret hissiyatının bir sonucu olduğu için eğer kendisiyle ilgili yaptığı bir çalışmada bir eksikliğe yönelik ters giden bir koşula nefret duyarsa o iyi bir şey. Çünkü nefret hissi olarak kişinin kendisini ondan koparmak istemesi getirir. Onun için bunun nasıl çalışacağını, buna karşı ne yapması gerektiğini analiz edebilir, çalışabilir. Yani zararlı bir bitkiyi daldan söküp almak gibi. Zararlı diyemeyiz hiçbir şey. Bir şey ne zaman zararlı? Doğru kullanmadığım zaman. Eğer bir şeyi doğru kullanıyorsam kaldıraç olur, zarar olmaz.